Herkese merhaba. Bugün sizlere kanalımı açtıktan sonra böyle bana hem Instagram aracılığıyla hem de YouTube aracılığıyla en çok sorduğunuz soruyla ilgili böyle bir geniş çaplı bir video çekmek istedim. Bu soru neydi? Bana en çok transfer sürecini sordunuz. Haklısınız. Ben de bu sürece girerken en çok transfer sürecini merak ediyordum. Transfer nasıl yapılıyor? Transferden sonra nelere dikkat etmem gerekiyor? Kafamda hep bu sorular vardı. Ben hem yaşadıklarımı hem de öğrendiklerimi böyle bu videoda birazcık derleyip toparlayıp anlatmak istiyorum. Ama öncesinde biz transfer sürecine kadar neler yaşamıştık? Bir küçük hatırlatma yapayım. Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Ondan sonra da transfer sürecinden bahsedeyim. Neler yaşamıştık? Yumurtalarımızdaki yumurtalar kaliteli yumurta elde edebilmek için hem ilaçlarla hem de hormonlarla büyütülmüştü. Ve bir süre bizim yumurta takibimiz yapılmıştı. Yumurta takibimiz yapılırken yumurtalarımızın istenilen seviyeye gelmesi bekleniyor. Ortalama 18-19 milime geldiğinde ise çatlatma iğnesi vurulmuştuk. Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra ise anestezi ile birlikte yumurtalıklarımız toplanmıştı. Yumurtalıklarımızın toplandığı gün bizim yumurtamız eşimizin spermi ile birleşmişti. Ve daha sonra embriyomuz embriyolog tarafından bir süre laboratuvarda misafir edilmişti. Şimdi embriyolog bizim embriyomuz için o kadar güzel, o kadar konforlu bir ortam hazırlıyor ki aynı böyle tüplerimizdeki gibi, aynı pH'ta, aynı sıcaklıkta, aynı besin ve enzimlere sahip bir ortam hazırlıyor. Ve burada 2 ya da 5 gün arasında bizim yumurta takibimizi yapıyor. Bölünüyor mu, ilerliyor mu, gelişiyor mu? Ve daha sonra doktorumuzla birlikte transfer gününe karar veriliyor. Bu ikinci günde olabilir, beşinci günde olabilir, üçüncü günde olabilir. Transfer günümüz gelip çattığında hangi gün embriyosun transfer edileceğini birazcık embriyomuzun olgunlaşması karar veriyor aslında. Buna göre doktorumuz ve embriyomuz uygun olan embriyomuzu bize transfer için hazırlıyor. Yasalar şöyle diyor, 35 yaş altındaki kadınlar için tek embriyo, 35 yaş üstünde ise iki embriyo transfer edilebilir. Şimdi biz bu transfere kadar geçirilen süreci şöyle kısaca çok hızlı bir şekilde ışık hızıyla anlattım. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Diyelim ki 8 yumurtamız toplandı bizim. Ve transfer gününe kadar ise 5 canlı yumurtamız kaldı. Bunlardan bir tanesi transfer edilecek. Geriye kalan 4 tane embriyomuz var. Onayımız dahilinde kalan embriyolarımız dondurulabilir. Şimdi benim ilk transferim canlı embriyoydu. Ve istediğim sonucu elde edememiştim. Şu anki bebeğimiz ise dondurulmuş embriyoyla elde ettiğimiz bir bebek diyeyim. Ve biz diğer embriyolarımızı da 5 yıllığına dondurduk. Dondurulmuş embriyo bize nasıl avantajlar sağlıyor? Öncelikle o tüp bebek tedavi sürecinde bizim böyle bütün dengemizi sarsan, duygu durumumuzu alaşağı eden o iğneler, ilaçlar olmuyor. Tüp bebek tedavi sürecinde transfer sürecine kadar gelen o dönemde kontroller, kanlar, yine ilaçlar vesaire gibi birçok süreci atladığımız için maddi anlamda da bize çok ciddi bir ferahlık sağlıyor. Yani dondurulmuş embriyonuz varsa şöyle düşünün. Rahim kalınlığı doktorun istediği seviyeye geldiyse sadece transfer gününü yaşıyorsunuz. O yüzden dondurulmuş embriyonun birçok avantajı var. Eğer ki birden fazla yumurtanız toplandıysa ve sadece bir yumurta transfer edilecekse kalan yumurtalarınızın, embriyolarınızın mutlaka dondurulmasını talep edin. Bununla ilgili bulunduğunuz birimden ya da hastaneden bilgi almayı unutmayın. Peki transfer işlemi nasıl gerçekleşiyor? O gün anestezi alıyor muyuz? O gün başımıza neler geliyor? Böyle bir tutamda bundan bahsetmek istiyorum. Transfer günü gelip çattığında hastaneden aranıyorsunuz. İşte şu saatte transferiniz gerçekleşecek deniliyor. Ama transferden böyle bir saat, bir buçuk saat önce hastanede olmanız bekleniyor. Çünkü transfer yapıldıktan sonra bir saat kadar istirahat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de transferden önce o yatış işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Transfer anı geldiğinde ise bizim belli bir seviyede idrara sıkışık olmamız gerekiyor.
Diyelim ki dile sıkışık değiliz. Bekleme odasında bir süre su içiyoruz. Ve istenilen seviyeye geldiğinde ise biz böyle bir laboratuvarın olduğu, jinekolog masasının olduğu, ekranların olduğu bir ameliyathaneye alıyorlar. Ameliyathane dediğime bakmayın, böyle gözünüze soğuk bir ortam tasvir etmeyin. Bir jinekolog masası var, işte ekran var, laboratuvar var. Yani birazcık daha o kadın doğum muayene odalarından birazcık daha geniş bir oda olarak düşünün. Gözünüze soğuk bir ortam olarak tasvir etmeyin diye söylüyorum bunu size. Daha sonra bir jinekolog masasına yatıyoruz. Anestezi almıyoruz. Evet, yumurta dondurma işleminde anestezi almıştık ama transfer işlemi çok kısa ve hiç acısı olmayan bir işlem. Dolayısıyla da anestezi verilmesine ihtiyaç duyulmuyor. Jinekolog masasına yattıktan sonra doktorumuz vajinamıza bir alet yerleştiriyor. Bu alette yerleştirirken hiçbir şekilde acı hissetmiyorsunuz. Bu alet ne işe yarıyor? Doktorumuz transferi gerçekleştirirken rahim ağzını daha rahat görebilmesini sağlıyor. Yan tarafta bir laboratuvar olduğundan bahsetmiştim. Embriyoloğumuz bizim misafir ettiği embriyolarımızı, 2 ile 5 gün arasında misafir edilen embriyolarımız vardı ya, o embriyolarımızdan transfer için seçilen embriyomuzu sıvı dolu bir enjektörün içerisine alıyor. O enjektör ise bir pipetin ucuna takıyor. Pipet dediğime bakmayın, doktorlar buna kateter diyor aslında. Zaten transfer işlemi de bu kateter ile gerçekleşiyor. Daha sonra embriyolog işte diyor ki Burçak ve Tolga'nın embriyosu hazır diyor ve kateteri doktora veriyor. Doktor ise daha önce o yerleştirdiği alet içerisinden kateteri sokuyor ve rahim içerisine ilerletiyor. Rahim içerisinde istediği yere geldiğinde, yani pardon, uygun yere geldiğinde ise embriyomuzu pıt diye bırakıyor. Bu an gerçekten çok mucizevi bir an. Böyle çok hızlı bir şekilde anlattım. Gerçekten pata pata hızlı hızlı geçiyor. Zaten uyanık olduğumuz için de birçok şeyi duyuyoruz, görüyoruz, yani bütün sürece hakimiz. Doktorunuza şey demeyi unutmayın. O transferin yapılacağı anda ekranı size çevirmesini söylemeyi unutmayın. O an böyle embriyo rahminize düştüğü anda da size bir fotoğraf veriyor. Bu aslında bebeğinizin sizinle buluştuğu ilk fotoğrafı. Ben ona böyle şu an gözüm gibi bakıyorum. Şu an bile bahsederken burnum direği sızlıyor. Çünkü herhalde hayatım boyunca hafızamdan asla ve asla silinmeyecek bir an. Transfer işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Transfer yapıldıktan sonra da jinekolog masasından siz ayağa kalkmadan yanınıza bir yatak getiriyorlar. Yatağa yavaşça geçmeniz isteniyor. Ve daha sonra sizi odanıza çıkartıyorlar. Bir saat kadar dinleniyorsunuz ve ondan sonra transfer işleminiz yapılmış bir şekilde evinize gidiyorsunuz. Artık ne başlıyor? Tohumun tutma zamanı, bekleme zamanı başlıyor. Şimdi ise birçok merak ettiğimiz konuyla birlikte transferden sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bunu da çok merak ediyoruz. Peki şimdi nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Transferden sonra ben en çok şeyi merak etmiştim. İşte kaç gün yatmalıyım, istirahat etmeli miyim, kaç gün rapor almalıyım? Araştırmalar da göstermiş ki transferden sonra böyle sürekli yatmanın embriyon tutunmasıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Doktorlar da zaten transferden sonra normal gündelik hayatınıza, gündelik işinize dönebileceğimizi söylüyorlar. Tabii ki koşun demiyorlar. Çok hareketli olmamızı beklemiyorlar. Ama gündelik hayatımıza dönebiliriz. Şehir dışından gelen hastalar da var çünkü merkezlere, hastanelere. Onlara da bir gün sonra karayoluyla da, uçakla da evlerine dönebileceklerini söylüyorlar. Bu dönemde biz ağır egzersizlerden, koşmaktan vesaireden biraz uzak durmamız gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun bir artık hamile adayız, anne adayız. Birazcık daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var. 15 gün cinsel ilişki önerilmiyor. Bu doktordan doktora değişen bir durum. Mutlaka bir doktorunuza sorun bu konuyla ilgili. Size nasıl bir kısıtlama verecek onu doktorunuz belirliyor. Bu süre zarfında doktorlar enfeksiyondan kaçınmamızı istiyorlar. Özellikle vajinal enfeksiyonlar ciddi anlamda korunmamız gerekiyor. Listeriye gibi enfeksiyonlardan da korunmamız lazım. İşte bu süre zarfında öyle pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden uzak duralım. Çiğ etlerden ve türevlerinden uzak durmamız gerekiyor.
toksoplazma gibi böyle kedi kakasında olan enfeksiyonlardan da uzak durmamız gerekiyor. Yani genel olarak mikroplardan, enfeksiyonlardan uzak durmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Alkol ve sigara zaten hayatımızda yok bu süre zarfında artık. Bu dönemde kabız olmamaya dikkat etmemiz lazım bir taraftan da. Yani ıkınmamamız gerekiyor. O yüzden de lifli gıdalar tüketmemiz lazım. Zaten beslenme ritüelimiz değişti. Artık daha sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Bir de bu süre zarfında bize bir progesteron takviyesi veriliyor. Zaten folik asit kullanıyoruz. Ama verilen progesteron takviyesini çok düzenli kullanmamız gerekiyor. Çünkü progesteron biliyoruz ki foliklerde doğal olarak salgılanan endometrium tarafından embriyomuzun rahme tutunmasını sağlayan doğal vücut hormonlarından. Fakat biz tedavi gördüğümüz süre zarfında progesteron hormonumuz baskılanıyor. Ama transferden sonra bu hormonun tekrar harekete geçmesi bekleniyor. Bunun için de bize bir takviye veriliyor. Bu jel olarak da olabilir, hap olarak da olabilir. Bunu çok düzenli kullanmamız gerekiyor. Asla aksatmayın hiçbir gün bile. Şimdi artık böyle çok kritik bir 12 gün geçiriyoruz biz böyle bu kurallarla beraber. O 12 günden sonra hastaneye gidiyoruz. Kanda gebelik testi yaptırtıyoruz. Bu gebelik testi ortalama 2 saat içerisinde sonuç çıkıyor zaten. Eğer ki istediğiniz sonucu aldıysanız böyle mutlu bir şekilde eve dönüyorsunuz. Ama bir kritik bir bekleme zamanı daha var. 3 hafta sonra kalp atışlarını duymak için hastaneye tekrar gidiyorsunuz. Bu hastaneye gidişi şöyle düşünün aslında. Tüp bebek merkezinize ya da hastanenize son kez gidiyorsunuz bu konuyla, tüp bebek tedavisiyle ilgili. 3 hafta sonra gittiğinizde ise kalp atımlarını duyuyorsunuz. Aynı zamanda böyle dış gebelik vesaire gibi istenmeyen durumlar varsa da bunlar da tespit ediliyor. Transfer sürecinde benim yaşadıklarım bunlar. Dilerim ki her şey gönlünüzce olur ve o dünyanın en güzel sesi olan kalp atışlarını duyarsınız. Bu videoda böyle transfer süreciyle ilgili kafanızdaki sorulardan birkaç tanesine çeltik atabildiysem ne mutlu bana. Ama hala merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Videolarımı takip etmek istiyorsanız, merak ediyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Transfer süreciyle ilgili anlatacaklarım benim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.